yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol. Çalardık biz onları zurna gibi. Üç sererdik yollara çarşaf gibi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara bomba sardık. Hadi hoppa patlatırdık. Hey gidi günlere. Uzun uzun anlatırdık, espriler patlatırdık. Hadi top top yuvarlardık. Hey gidi günlere. Hey. Kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık. Ne istiyorlarmış benden yine? Kim? Yasemin diye biri. Yasemin kim? Canım organik kimya mı ne, o sınıftan tanıyormuş seni. Aa, nasıl bulmuş beni, ne istiyormuş? Ne bileyim ben ne istiyormuş. Bağla bakalım. Bağla bakalım. Sen Azri'yi de kendine bir sekreter tut. Yeter! Yeter be! Söyle anneme de, ikinizi de istemiyorum. Yurtta kalacağım ben. Ne oluyor ya? Alo Zeynep. Orası nasıl bir yer Zeynep ya? Rezervasyon falan mı yaptırmak lazım? Ne rezervasyonu güzelim? Ne diyorsun sen? Evden ayrılıyorum diyorum. Yurtta kalacağım bundan sonra. Ne? Azıcık azıcık. Aa. Hayırdır Fikirik, sen nereye? Hani bugün okulu yoktu? Ya güya İstanbul'a geldim. Daha burasıyla okul dışında başka bir yer görmedim, gezeceğim. Nereye gidiyormuşsun bakayım tek başına? Bugün babama evden ayrılacağımı söyledim. O ne dedi? Ne diyecek? İşine geldi tabii. Ya aslında uzun zamandır ben de eve çıkmak istiyordum ama ona izin vermiyordu. Bu yurt fikrini duyunca gözleri parladı birden. Kendi yurdu ya. Kendi yurdu mu? Kızım, bizim yurt vakıf yurdu değil mi? Evet. İşte Yasemin'in babası vakfın yönetim kurulu üyesi. Vay kurnaz. Hem kontrolü altında olacaksın hem de ayağına dolaşmayacaksın. İyice. Aynen öyle. Ama bu arada sen de cehennem hayatından kurtulmuş oluyorsun. İşte. Ya evet de ben yurtta nasıl yaşarım? Ben onu bilmiyorum. Bu ne şimdi? Satacağız. Bunun parası bize uzun bir süre yeter. Hayır abi olmaz. Bu senin ekmek kapın. Saçmalama ya. Ya merak etmeyin abi. Bu eskisi zaten. Evde yenisi var. Hem ileride daha iyisini alırız artık ha. Efendim bakmak istemez misiniz? Ne şimdi bu? Fotoğraf makinesi. Kelepir. Arkadaş biraz zor durumdaymış da o yüzden satıyor yani. Benim cep telefonum fotoğraf çekiyor canım. İhtiyacım yok. C
Zeynep'ciğim, sen bu sanattan anlıyorsun galiba. Yok ya, böyle ara sıra dergiler, ara sıra sergiler ama çekmiyorum. Vay, sese bak. Benim telefonum da aynı sesi çıkarıyor. Aynı şey değil, bak. E çıkarıyor işte. Sahibi şu masada, arkadaki masada oturuyor. Adı ne bunun? Markası demek istediniz herhalde. Yok canım, adı yok mu bir adı? Ben şöyle hemen. Yavaş yavaş. Adı yok ki. Zeynep ona süper bir isim bulur şimdi. Hala orasını siz bilirsiniz. Bir kere öncelikle söyleyeyim, bu makine manueldir. Aa, manuel şahane. Zeynep bakabilir miyim? Ama dikkatli bakarsınız inşallah. Çünkü bu çok kıymetli bir makinedir. O güzel gözlerinizin nazarı değmez inşallah. Peki alsak Manuel'i. Ödemeyi nasıl yapacağız? Kimi? Manuel'i. Canım yavaş yavaş ödersiniz ya. Paranın ne önemi var ki? Ne de olsa komşuyuz. Ben yurda tam karşısında oturuyorum. Ben ve arkadaşlarım. Arkadaşlarını da çağırsana, masada yalnız kaldılar. Ciddi misin? Tanıştırayım. Bunlar da saz arkadaşlarım Zafer ve Umutcan. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Ben de Ati bu arada. Eminim isminizin bir hikayesi vardır. Var ama uzun hikaye. Başka zaman anlatırım. Başka zaman ne zaman oluyor? Ders aralarında hep buraya gelirim mesela. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Tamam, alıyorum. Galiba burs paramın hepsi Manuel'e gidecek. Yalnız ilk takside ancak bursumun yatar yatmaz ödeyebilirim. Sevgili Manuel, bir gün seninle yollarımızın ayrılacağı hiç aklına gelmezdi. Ama hayat bazen insanı böyle kaçınılmaz ayrılıklara sürükleyebiliyor. Ama aslında her ayrılık yeni bir kavuşmanın müjdecisi aynı zamanda. Şimdi sana müthiş bir jübile yapıyor ve deklanşörüne son kez ama muhteşem bir kadrajla veda ediyor. Ne oldu? Benim fotoğrafı mı çektin şimdi sen? Bu sadece bir fotoğraf olamaz. Bu sadece bir resim değil, bu bir eser. Bu kare muhteşem bir güzelliği tarihe çiviledi şu anda. Ben de senin fotoğrafını çekebilir miyim? Neredesin? Ben mi? Ha, kıpırdama canım. Sen de çok hareketlisin ama. O kadar resmini yaptım senin. Ben de yalnız bir fotoğrafın var. Bir başka bahçede çok rahat, çok bahtiyar. Lazım Hikmet. O kadar sevdim ki resmini, işte bugün konuştu benle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Yeni türkü. Çok severim ben o şarkıyı. Benim de aklıma bir şarkı geldi, bekleyin çalacağım. Ben de geleyim seninle. Aa. Dikkat etsene ya. Kör müsün? Evet, körüm. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Tamam. Önüne bakmıyor ki ayı. Tamam. Tamam Zeynep. Önemli değil. Benim dikkatsizliğim. Dur. Yavaş. Şarkıyı da çalamadım ya. Ati, rica etsem sen atar mısın jetonu? Aklıma güzel bir şarkı gelmişti. Uy, buldum da. Ha, burayı buldum da. Ama dikili taşın
için çok bir şeyden söz bir şey anlamadım da. Ya, vakari maçta da. Vakari maçta da. Vakari maçta da. Babam derse astığımı bir duysa var ya delirir. Zaten eczayı kazandım diye dünyalar onun oldu. Ya sen? Ya bu meslek bana göre değil gibi geliyor. Babam bunu göremiyor. Bakış açımız farklı. Neymiş efendim? Altın bilezik. Altın bilezik deyip geçme Zeynep. Bak mesela bunlar. Erdoğan bunlara göz koydu. Tek tek alıyor. Ama hele bir diplomam olsun. Elimde bir diplomam olsun. Kimse mesleğimi elimden alamayacak. Ya Gönül abla sen söyle Allah aşkına. Zevk almıyorsam, okuduğum ders aklımda kalmıyorsa bu mesleği edinmek doğru bir şey mi ya? 5846. Efendim? Fikir ve sanat eserleri yasası. Ha. Ya çok merak ettim. Açtım, okudum. Bir seferde ezberledim. Düşünsene. Yani iki paket yağ almasını unutan kadın. Diyeceğim o ki. Yani bir şey istediğin zaman böyle zevkle şekle yapacaksın. Vallahi şu anda fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum. Ne duruyorsun o zaman? Hadi koş. Koş. Güzel fotoğraflar çek. Ya sen var ya. Canım. Hadi koş. İspatlandı. Abi ben dönmek istiyorum. Neden pasaport vermiyorlar? Geriz Ferhan Dung'da bunu zaten söyledik. Adam yaralamadan. Fray gelsin. Abi ailem orada. Okey. Bir Afrika inancına göre fotoğrafın çekildiğinde ruhun çalınırmış. Bana hırsız mı diyorsun şimdi? Daha çok polis. Çünkü kendimi yakalanmış gibi hissediyorum. Bir kere ben seni değil anı yakalamaya çalışıyorum. Sormadan resmimi çektin. Ne yani özür dilememi mi istiyorsun? Hayır. Ruhumu geri vermeni. Amma da kıymetli suretin varmış. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Burası çok güzel bir yer. Benim güzel kardeşim Yeliz en güzellerine layık. Her zaman beklerim abicim. Ya bir dakika ya Yeliz. Şimdi burada bir bina dolusu kız mı var? Evet Ferit abi. Bir nevi kızlar kışlası. Allah Allah. Komutanlarınız var mı? Yok ama komutandan beter bir müdür hanım varmış. Deniz yüzbaşı. Yani. Aha tatbikat. Ne oluyor lan? Deprem. Ne depremi? Allah büyük bir yer. Tatbikat, tatbikat. Sakin ol, itmeyelim. Bir dakika, müsaade eder misiniz? Demir kapıyı açalım. Ne yapıyorlar abi bunlar böyle akşamı köründe?
Kör demeyin abicim bana. Bana kör demeyin, yaramı deşmeyin benim, tamam mı? Zaten kızın suratına nasıl bakacağız bilmiyorum bir daha. Hoş baksak da anlamaz ya, neyse. Baksana bir de böyle hep birlikte toplanınca falan iyice sakat oluyorlar. Oğlum her şey tamam da bu iki asker nereden çıktı ya? Arkadaşlar, bunlar Dome çadırı. Dome çadırı nasıl kurulur? Öncelikle elimizdeki çubukları birbirlerine geçiriyoruz. Ben biliyorum canım. Bu çubukları çadırımızı tentelerine geçirmek suretiyle... Merhaba, sen Yeliz'sin galiba, ben Ecel. Çadırımızı... Ben de Yeliz'im. Memnun oldum. Ben de. Annenden ayrılmak zor oldu değil mi Yeliz? Gülenay, Allah aşkına gene başlama. Ya tamam ya. Ben kızınızın bütün kayıt işlemlerini yaptırdım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bundan sonra kızım size emanet Süreyya. Merak etmeyin. Bakalım buraya kaç gün dayanabileceksiniz. Hoşça kal baba. Fikri'yi gördünüz mü? Vallahi ben görmedim. Ya dalganın sırası değil, burada olması lazımdı. Hakikaten nerede o ya? Ben de görmedim. Of! Kardeşim Yeliz böbrek hastası ve düzenli olarak diyalize bağlanıyor. Öyle mi? Çok üzüldüm. Geçen dönemde hastalığı yüzünden okula devam edememişti. Sağlığı bizim için önemli. Hadi be kızım, neredesin ya? Bütün burs parasını fotoğraf makinesine yatırdı akıllım. Kendimi kaybettim. Taksitle öderim sandım ama çok pahalı. Böyle bir yükün altından kalkamam ben. Hemen geri ver bence Zeynep. Geri mi vereceğim şimdi? Tam da hayatta en istediğim şeyi buldum. Ya da o beni buldu derken. Canım, bak, bu borcun için. Madem istediğin şeyi buldun, gönülden sana tavsiye. Hiç peşini bırakma. Ben böyle bir şey kabul edemem Gülün abla. Hediye değil ki. İlk fotoğrafını satınca ödersin. Hem bende daha birkaç tane var. Çok şaşırdım. Benim altın bileziğim senin altın bileziğin olsun. Gülün abla, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bak ben bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bizim kızlarla fotoğrafımızı çek. Erdoğan'a yollayayım, görsün yurttaki arkadaşlarımı. Ha? Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hadi hadi. Gel. Hadi hadi. Seni de bekleyeyim. Sen de gel. Hadi fıstık sen de gel. Üzülüyoruz ama bak. Delirdim mi? Ne yapıyorsun? Ay delirdim. Hepsiz mi beni uyandırdınız?
uyandıracaksın. Şimdi ben sizi uyandırıyorum. Vah yavrum vah. Bütün gece ayaktaydı tabii. Cinler tepesine çıktı çocuğun. Kalk hadi kalk 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 kalk. Uy deprem oldu. Bitti 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 bitti. Özgürüm artık. Ne? Bitirdin mi ödevini? Bir takım eksikler var tabii ama o kadar kusur kadı kızında da olur değil mi? Ay hadi hayırlı uğurlu olsun Zeynepciğim. Rabbime şükürler. Hepimizin gözü aydın. Çok teşekkür ederim kızlar. Hadi ben kaçar. Hocam merhaba. Merhaba. Farmakoloji ödevini getirmiştim. Bu ödevi al, başka zaman getir bana. Ne zaman getireyim? Geçen hafta bugün. Dersleri de iyi dinlemiyorsun ki. Zeynep bu kaçıncı? Her defasında geç getiriyorsun. Üstelik şemalar da yok. Şemalar... Şey... Evet, bu sefer ne mazeret bulacaksın merak ediyorum. Yurt yüzünden hocam. Nasıl yani? Yani deprem oldu. Deprem mi oldu? Yani çocuğum deprem oldu da biz duymadık öyle mi? Yani yurtta deprem oldu. Yani yurtta deprem tatbikatı oldu ve ben o karambolde yazmak zorunda kaldım ödevi hocam. Benim yapabileceğim bir şey yok artık Zeynep. Hocam sizin dersinizden kalırsam bursum kesilecek. Ve yurdun parasını ödeyemeyeceğim. Bu da okula devam edemeyeceğim anlamına geliyor. Hocam ne olur son bir şans daha verin bana. Söz veriyorum size eksiksiz bir ödev getireceğim. Peki ama bu son. Bundan sonra kesinlikle bir daha olmayacak. Çok teşekkür ederim hocam. Söz veriyorum size hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani size bir can borcum var hocam. Çok sağ olun. O kadar sevinme. Sadece 2 günün var. Ne? 2 gün mü? Hocam yani 48 saat yapmayın ne olur. Tek kelime istemiyorum. Peki hocam. Teşekkür ederim. Evet. Kullanılı oluyor. Fotoğraflarını Rusya'da verirken. Oturabilirsiniz. Biraz new pozlar bunlar. Evet. Ve arkadaşlar Melis. 20 yaşında Tekirdağlı müzik manyağı. Kalbine giden yol bir konser biletinden geçer. Sen ne zaman hazırladın bunları ya? Fotoğrafları nasıl çektin? Oğlum biz fotoğraf makinesini aksesuar olsun diye mi dolaştırıyoruz yanımızda? Devam ediyoruz. Bir dakika pardon. Şurada güzel bir sarışın gördüm de. Aferin çekirge. Beyler Gülenay 19 yaşında. Coğrafya öğretmenliği okuyor. Kendisini bir ayıcıkla hatta bir lollipopla bile kandırabilirsiniz. Ama sizin de görebileceğiniz üzere dağlar ve tepeler konusunda epey bir şey öğrenebiliriz öğretmenimizden değil mi? Ne diyoruz? Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Evet. Sen bu çıtırı hatırlıyor musun? Bu şey yurttaki kız değil mi ya? Aylin tıp öğrencisi 19 yaşında İzmirli. Evet zekası ortalamanın üzerinde. Parantez açıyorum kadın zekasını tabii ki. Eğer kendisini kandırmak isterseniz çiçekle ya da böcekle kandırabilirsiniz. Yemin ediyorum şu işe harcadığın enerjinin yarısını derslerine harcasaydın Ara Güler olmuştun. Ara Güler olmak kimin umurunda oğlum? Benim idolüm Nihat Odabaşı. Bir dakika ya. Bu o kör kız değil mi?
Ben o defteri kapattım çekirge. Geçen gün makineyi senden aldığımda hepinizin fotoğrafçılığı kutsal bir meslek olarak gördüğünüzü sanıp size özenmiştim. Meğer bir avuç abazaya özenmiş. Ya, ya bir dakika dur. Hadi dursan. Hadi dur. Tamam otur şuraya. Abi bittin mi? Harbiden bittim. Merhaba Zeynep Hanım. Pardon. İşte düşeriz. Ha ne oldu kız? Ne bir şey dedi Bücela? Hoca ödevi kabul etmedi. Şemalar eksikmiş. Nasıl yani? Ya bir şans daha kopardım ama şans denebilirse işte. 48 saat verdi adam. Süpermiş Zeynep. Geçmiş olsun yırttın işte. Şimdi ben anlamadım. Senin bu sinirin niye? Merhabalar Zeynep Hanım. Pardon ya kusura bakma. Bak Zeynep. Eğer mesele ödevi yetiştirmenle ilgiliyse ayıp ediyorsun. Biz burada boş boşuna mı duruyoruz? Ya sıkma canını be Zeynep. Hep beraber toplandık mı hocanın ödevin üstünde bir de yıldız koyar. Tabii ya. Yine toplanıyoruz demek ki. Bütün kızlar toplandık. Ödevleri kurtardık. Kurtardık, kurtardık. Ben de yardım ederim. Ben de çay yaparım size. Sen hiç merak etme hayatım. Ben şimdi hemen organizasyonu yapıyorum. Medeni hukukun yürürlük kaynakları. Medeni kanun madde 1'de belirtilmiştir. Kanun koyucu kanuna öncelik tanımış, fakat kanunda uygulanacak hüküm bulunmazsa, bu boşluğun örf ve adetle burada da bulunamazsa, hakimin koyacağı kural ile doldurulması imkanı öngörülmüştür. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Evet, buyurun. Hocam, bu söylediğiniz hayatta pek mümkün olamıyor. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Dava süreleri çok uzadığı için mahkemelerde sürünmek diye bir deyim kullanılıyor artık. Bunun dersimizde ne alakası var anlamadım. Biz hukuk teorisinden bahsediyoruz. Ben de hayattan söz ediyorum hocam. Adalet yerini buluyor evet ama çok geç. Demek istiyorum ki hayat teorilerdeki gibi böyle çok net olamıyor. Ben hocayım. Benim işim teori. Sizse avukat olacaksınız hanımefendi. Sözünü ettiğiniz iş sizin işiniz. Başarılar. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Merhaba. Sizde basın hukuku notları tam mı? O tam da. Roma hukuku yok bende. O sende var mı? Bende yok ama Erdoğan'ın kafesine gelmiş. Ha tamam oradan alırım. Basın hukuku notlarını temize çekeyim yarın sana veririm tamam mı? O kadar acele acele yazdım böyle kargacık burgacık oldu. Tamam hadi görüşenzi. Görüşensin. Tüh ya. Üf, yazık oldu kıza. Pardon teyzeciğim. Teyzeciğim. Topla bakalım teyzeciğim. Yardım edeyim Gönül Hanım. Sağ ol canım. Yeliz, bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Bana gönülce olur mu? Hanımla evde bıraktım ben. Tamam Gönül abla. Gönül. Hı hı. Ben şimdi abartırmışım böyle enseye tokat olurmuşuz. O da olur zamanla. Biz Çağ Bahçesi'ne gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin Gönül? Ay çok isterdim ama başka zaman. Şimdi işim var. Tamam. Arkadaşlar bekliyor. Ben gideyim. Bay Gönül. Görüşenzi. Abi mahvoldum ben. Ben nasıl kaptırdım bu albümü ya? Of başımız şişti ha. Bunca yıllık emeğim boşa gitti. İtibarım 5 para etmez oldu. Bu kız var ya, bu kız var kesin beni cümle aleme rezil edecek abi. Kariyerim sona erdi ya. Bak. Bak.
odada sadece tek bir odanın ışığı yanıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Bunlar kesin bir odaya doluştular. Benim albümün makarasını yapıyorlar demek. Ne yaparsın? Su testisi su yolunda kırılır değil mi? Etme bulma dünyası. Zafer. Ha. Oğlum şakası yapılacak mevzu değil bu ha. Rezil oldum diyorum kızlara ya. Bu kızlar bir daha asla yüzme suratıma bakmazlar artık benim. Bence paranoyayı yapıyorsun. Kız belki de hiç göstermedi albümü. Ne diyorsun abicim sen ya? Görmedin mi kızı? Ha? Kız büyük arıza. Bir yolunu bulup mutlaka geri almam lazım benim albümü. Al iç o zaman. O ne lan? Soğuk su işte iç. Salak. Çizdiğim yerleri yazacağım değil mi? Yok yok hayatım, buralar yok buradan itibaren. Tamam. Bu mu? Yok yok. Aa, kafam karışıyor. Zeynep budur artık, tamam. Canlı vücudumda bir takım hastalıklar meydana geliyor. Hah! Zeynep! Yüzüm okuyabiliyor musun? Hah Hacer! Aaa! 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 Dökmeyin, yavaş yavaş. Ne anlarsınız bu kahveden ezikten mis gibi çay varken? Belki hanıma çay demledim. Ben de çay içiyorum. Kız bana çay, kız. Çiko. Kız, sen de iyice uzun yumurttun ha. İstersen bak aşağıda var, gidip getireyim. Demedi deme. Kahveden vazgeçemem valla. Çayda kusura bakmasın artık. Arkadaşlar ben çok baydım ya, biraz ara verelim. Ya Zeynep, ya sık dişini biraz daha. Bak böyle mızmızlanarak olmaz bu işler. Hem yeriz hem de yaparız ödevimizi canım. Tabii, hem yeriz hem çalışırız. O zaman şu halimizin bir fotoğrafını çekeyim. Şuna bakın, fotoğraf deyince nasıl cevalleşiyor. Zeynep, böyle fotoğraf çeke çeke bitmez bu ödev. Arkadaşlar, şu dergide bir fotoğraf gördüm, dibim düştü. Şimdi gösteriyorum. Olmuyor ama böyle Zeynep, herkes senin için çalışıyor. Aile senin ödevini yapıyor. Kendini düşünmüyorsan bari çocukları düşün. Ver şuradan kurabiye. Pardon. Ya ama göstermeden edemeyeceğim. Şimdi adam bir fotoğraf çekmiş, geniş açı. Çok güzel. Zeynep. Tamam. Pardon. Evet hadi çalışalım. Evet devam ediyoruz hadi. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Baba bir tane daha anlat. Oğlum ben sana her gece bir masal anlatmayacak mıyım? Bak bu gece 3 tane anlattım. Yani denizde kop, bizde masal. Sen sor, biz de anlatalım. Oh! Ne hala? Keyfe bak. Ha, balıkçının masalını biliyor musun? Anneme anlat. Anneni? Anneni bir kır düğününde gördüm. Görür görmez de... İşte bu dedi. Ceylan gibi gözleri, lüpiska saçları vardı. Melike Sultan gibiydi. Aynı biraz önceki masaldaki. Biz yatarken o hala çalışıyordu. Canım. Ya aslında uyandırmanız lazım. Bir günlük aldı. Şişt anne dokunma. Bir
birkaç saat daha uyusun çocukcağız. Hadi gidelim biz. Dönüşte uyandırırız. Hadi gel. Hadi. Tafralar bir tafralar. İnşallah hamama gelmez. Yoksa hamamda cinayet filmini çekeceğim ben. Aa, bir sakin olun canım. Daha ne oluyor anlamadım ki. Ya sabah tuvalete giremedim ya. Hanımefendi kapatmış tuvaletin ana kapısını. Neymiş efendim? Başkası içeride olunca böyle rahat edemiyormuş. Bak ya. Gitsin babasının malikanesine. Tutan var sanki. Durun kızlar, daha yeni geldi. Telaşlanmayın. Aa, keyfimizi bozmayalım. Hadi bakalım. Hamam sefası başlıyor. Buralarda hamam böceği falan yok değil mi Gönüllü abla? Gel, gel ben sana bir operasyon çekeyim. Hadi. Bayılırsın sen böyle şeylere. Bir daha da yapın da tam olsun. Bunu da yaparız canım, sen hiç merak etme. İşin rahat olsun değil mi? Biliyorum, yaparsınız. Beklenir sizden. Beğenemediysen git yine tuvalete kilitle kendini. Melisciğim, biraz sakin ol, olur mu canım? Ha? Sinirlenmeyin de. Ay anacığımın şimdi gözmesi olsaydı şimdi tatlı tatlı konuşur, tatlı tatlı yerdim. Bir de fındık ezmesi mi yiyecektik? Sen beni kendin gibi görgüsüz mü sandın? Ben ne dedim şimdi? Yıkandığı yerde yemek yemek görgüsüzlere yakışır canım. Ne dedin, ne dedin? Görgüsüz dedim canım. Yasemin'cim sen de biraz saygılı ol lütfen. Sen kime görgüsüz desin bakalım? Aa, şuna bak, bir de üzerime yürüyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Fındık fanesi. Başlamak ister. Bu rezaletin bir açıklaması olmalı. Hocam, hamam mı, güzellik salonu mu, yemek salonu mu belli değil. Ben doğruları söyledim, üzerime yürüdü. Yalancı! Anacığımın fındık ezmesine ettiğin lafları unuttun mu? Bir tas soğuk suyu suratıma fırlatan kimdi? Sence beni tehdit ettin. Yeter! Bir de genç kız olacaksınız, şu halinize bakın. Burası ne ananızın yaylası ne de babanızın malikanesi. Ya bu yurdun kurallarını uyarsınız ya da geldiğiniz yere geri dönersiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hocam, hamamda gördüklerim hijyen sınırlarını aşıyor. Yani bundan babamın bir haberi olsa... Babanın pozisyonu sana hiçbir avantaj sağlamaz Yasemin. Aslında iyi bir cezayı hak ediyorsunuz ama... Yeni geldiniz. Bu seferlik affediyorum. Bir daha da böyle bir rezalet istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi sarılın birbirinize. Evlerinize geri mi dönmek istiyorsunuz? Sizin sarılmaktan anladığınız şey bu mu kızlar? Bu hesap daha kapanmadı. Sen kapatsan da ben açarım. Fındık faresi! Şehir maymuni! Yeter! Yeter bu kadar zevzeklik. Şimdi odalarınıza çıkın, kendinize çeki düzen verin. Böyle şarlatan gibi dolaşmayın ortalarda. Hadi! Merak etme sen, Fikri'ye hiçbir şey olmaz.
Hamamda görecektin sen onu. Yasemin üzerinden zor aldık. Şehir maymuni diye yıktı ortalığı. Ne oldu? Ne ceza verdi Süreyya? Ne cezası canım? Biraz laf işittik o kadar. Benim sinirlerim bozuldu. Çıkıp dışarı biraz dolaşacağım, hava alacağım. Canım bak ben zaten ödev için kırtasiyeye gideceğim. Hazırlanayım birlikte çıkarız. Sana da bir çay ısmarlarım, hava alırsın. Buyurun hanımefendi. Roma hukuku notlarına bakmıştım. Genelde öğrencinin kendi alır ama siz verirsiniz herhalde değil mi? Ben bir hukuk öğrencisiyim. Öyle mi? Tebrik ediyorum. Notlar demiştim. Doğru ya. Hanım bir porsiyon Roma hukuku çek hanımefendiye. Vallahi ne diyeyim sizi takdir ettim yani. Niye? Canım şunlara baksanıza. Akılları bir karış havada. Ama siz bu yaşınıza rağmen... Pardon ben yaşınız derken... Tamam kardeşim tamam sorun değil rahat ol. Hayır şeyden diyorum. Ya bunların kim bilir aklı nerede? Ama siz hala okumaya çalışıyorsunuz. Ben o yaşta çocuk emziriyordum. Onlar hiç olmazsa okula gidiyorlar değil mi? Hı-hı. Dur. Bu mu? Evet. Ne kadar borcum? 3 lira. Buyurun. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz mi? Açlıktan ölüyorum. Şimdi o kız o albümü aldı diye biz kafeye gitmiyoruz. Ben 2 saat önce dersten çıktım. Hala açım ya. Oğlum kızların albümden haberi olduysa kafede dönecek geyiği bir düşünsene sen. Of. Zaten kızlara rezil olduğuma mı yanayım? Bunca yılın emeği boşa gitti ona mı yanayım? Ben zaten nasıl kaptırdım o albümü abi? Örümcek hislerim nasıl uyarmadı beni ya? Abi, Michigan Üniversitesi'nden cevap gelmiş. Başvurumu kabul etmişler. Vay be aslanım benim be biliyordum zaten ver bakayım. Kral adamsın Mezefer ne zaman ıslatıyoruz bunu? Ne oldu neyin var ya? Ne oldu oğlum kesmedi mi Michigan? Ya abi nasıl gideceğiz Michigan'a? Sen mi göndereceksin beni? Oğlum niye takıyorsun kafana? Okula kabul eden burs da verir. Ya Ati başvuruyu kabul etmişler. Ama bursta yedekteymişim be. Boş versene be abi. Düşünsene Michigan. Ne ablalar vardır orada beni de götürürsün. Şahane olur. Ha? Yarısını yeriz yarısının yanında yatarız. Ha? Ya git Allah aşkına ya. Ben neyin derdindeyim sen neyin peşindesin be Ati? Nasıl adamsın oğlum sen? Ya delirmiş bu abi. Bak ne var? Biz gidelim mi uçacaksın ya? Gidelim. Türk'ün gücünü gösterelim Michigan'a. Bu kalsın burada. Salak. Her şey tamam değil mi Zeynep'ciğim? Tamam tamam. Bana bak ondan sonra o eksik bu eksik falan deme ödev yatar ha. Tamam işte ya. Aa, kim o? Kim olacak? Sinan. Utanmadan arıyor bir de. Atsana telefonu yazıktır uşağıda. Ama ne açacağım? Sürünsün biraz. Aslanım benim be. Bir sevgilim bile yok. Anlıyor musun? Aa, ne oldu senin tipi tip kılıklı askere? Tipi tipim ya. Yeliz'e söylesek de yine getirse abisini yurda. Allah'ın şıp sevgisi. Belki sevgilisi var. Yani. Nasılmış annelerin güzeli? Canım benim. Of. Yavrum yavrum. Anne. İyiyim canım. Çok özledim seni ben. Sen mi ben mi be anne? Öksüz kaldık vallahi. Güzelim benim. Canım anneciğim benim. Anne. Bak simit aldım. Çayın yanında iyi gider diye. Peynir de var. Anneme bak be. Mektepli olmuş çıkmış iyice. Simit falan ha. 2 çay verir misiniz abicim? Canım kara gözlüm benim. Anne. Anne.
Çok özledim seni. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Hani yorgun görünüyorsun. Rahat değil misin yurtta? Yok, yorgun değilim. Çok rahatım. Sadece dün gece bir arkadaşın ödevini yetiştirmek için gece geç yattık ondan. Belki bu gece gene sabahlayacağız. Kadın dayanışması var. Biz de papucumuz neden dama atılmış diye düşünüp duralım ha. Olur mu öyle şey Barış'cığım? He? Sen benim ilk göz ağrımsın. Canım anneciğim. Helal olsun sana be anne. Avukat çıkacaksın ha. Biz haytalıktan okumadık. Delikanlıyız ya işte, adımız üstü. Ama koltuklarım kabarıyor anne seni gördükçe. Yalnız babama da hak ver biraz. Adam sensiz yapamıyor. Ev sensiz olmuyor. Ne böyle ne olacak peki? Ya 4 yıl yurtta kalınmaz ya. Ya aklım çok karışık Barış. Her gün telefon açıyor, özür diliyor, eve dön falan diyor. Ya bilmiyorum. Babana güvenemiyorum ki. Ya o kalın kafası benim üniversiteli oluşumu kabul edene kadar galiba yurtta kalmaya devam edeceğim güzelim. Peki anne. Sen nasıl istersen öyle olsun canım anneciğim. Yavrum. Bir tane. Hay Allah'ım ya. Oğlum şimdi yurda giriyorsun. Tamam mı? Üst kata çıkıyorsun. Kızın odasını buluyorsun. Eğer şanslıysak albüm zaten hala kızın çantasındadır. Onu alıyorsun, geliyorsun. Eğer yakalanırsan tabii ki seni tanımıyoruz çekirge. Niye ben yapıyorum ya? Sen niye yapmıyorsun? Hem senin saçların da uzun. Oğlum benim bıyıklarım var. Bu bıyıklarla nasıl girebilirim yurda? Ama yapmıyorum ben ya. Bir dakika ya. Bir dakika otur şuraya oğlum ya. Allah Allah. Dünya güzeli. Ben şu boyaları bulayım diye kızlara ne yalanlar söylüyorum. Sen şu kadarcık rol yapmıyorsun ya. Şu kadarcık dediğin oyuna bak ya. Yap. Yapmıyorum ben işte. Başka bir şey bulalım. Bana ne? Nigar. Yemin ediyorum Nigar. Hayır kalkmam ya. Gözüm oğlum. Dur Zafer, yollar onu bir şeker. Gel şu. Dur gözüm çekil. Hımmı kız. Ben size eve kız atmak yok demedim. Efendim siz karıştırdınız herhalde. Bu kız değil ki, bu Umutcan. Bakın. Yazıklar olsun size. Ben de sizi adam gibi adam sanmıştım. Nigar Hanım yanlış anladınız. Umutcan... Umutcan okulun tiyatro kulübünde. Burası var, hepsi ondan. Ben tiyatroya bayılırım. Yani sen şimdi kadın kılığına giriyorsun. Yani Zenne olacaksın öyle mi? Şuna bakın. Nasıl da kızardı, utandı yavrum. Siz onu bir de sahnede görün Nigar Hanım. Hangi oyunda oynuyorsun çocuk? Öküz Hayat. Lüküs hayat, lüküs hayat, yoktur şimdi lüküs hayat. Bravo, bravo. Bakın, oyun ne zaman başlıyorsa bana haber verin. Siz hiç merak etmeyin Nigar Hanım. Çocuklar elektrik faturanız gelmiş, almamışsınız ben de getirdim. Kusura bakmayın, görmemişiz. Hadi bakalım. Bu arada sizden önceki kiracılar bu evden niye atıldı biliyor musunuz? İçlerinden biri kız kılığında kızlar yurduna girerken yakalandı da onda. Yani sizler böyle bir şey yapmazsınız ama hani ben bir söyleyeyim dedim. Hoşça kalın. Allah kahretsin. B planına geçiyoruz. B planı mı? Ya arkadaşlar. Kayınçarş nerede? Elini ver bana. Ver. Uzat. Tamam. Arkadaşlar tamı tamına 7 saat 15 dakikam kaldı. Ya Sabret bak bakıyorum burada falına. Hiç merak etme. Gayet iyi gidiyor. Bak bir tanesini bitirdim bile. Yetiştiriyorsun bak açıldı. Ya.
Uykusuz olmaz ki Boris. Ya Zeynepciğim, hadi biraz daha dayan. Bir yudum daha iç şu kahveden bir. Zeynep. Zeynep. Zeynep ne yapıyorsun? Gözlerimi dinlendiriyorum. Bir dakika, sadece bir dakika. Aa, uyumasın ya, sakın uyumasın. Bir şeyler daha içirin. Uyuyor, uyuyor, uyandım. Zeynep, tamam, uyandım. Yeter ki şakıma. Tamam, ben onu tuttum, siz devam edin. Evet, demokrasilerde çareler tükenmez. Şimdi de B planına geçiyoruz. Kolay gelsin birader. Eyvallah. Ben de böyle bu saatte açık görünce dükkana bir uğrayayım dedim. Bu hocam sen elektronikten misin yoksa çıraklıktan gelmemişsin? Elektronik. Hangi okul? Frankfurt Elektronik Mühendisliği. Vay, Almanya ha? Ya bana da böyle hep Almanya denince aklıma Alman kızları gelir. Hatırlar mısın o eski günleri? RTL, Sat1 zamanları. Aa, çin çin. Üzüm. Üzüm de benim favorim. Ya senin de bu işin başından aşkın herhalde ha? Seni sürekli bizim evin karşısındaki kızlar yurduna girip çıkarken görüyorum ben. Herhalde kızlar Edison'un mirasına pek nazik davranmıyorlar ha? O kadar kızın olduğu yerde böyle sorunların çıkması çok da şaşırtıcı değil bence. Doğru. Ya hocam bu senin bir çırağa falan ihtiyacın var mı? Yani öyle bir durum varsa ben yardımcı olabilirim. Elimden gelir böyle işler benim. Gerek yok. Sağ ol. Hiç mi? Şunu yapayım. Tövbe. Plan B'de yattım. Oy darlandım. Şu buhar işareti ne anlama geliyor? Buhar. İyi de burada sent yazıyor. Sentetik. Ama bu pamuklu. Yasemin'cim, sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz canım? O kadar hızlıysan gelsene Tüle canım. Neyse parası veririz. Hop dedik. Burada herkes kendi işini kendi yapacak dendi bize. O senin için geçerli canım. Bağa bak. Hamra senin babanın yurdu olabilir ama biz senin babanın uşağı değilim. Sen ne karışıyorsun be fındık faresi? Şehir maymunu. Bana bak. Sen çok ileri gidiyorsun ha. Bağa bak. Seni ha şimdi burada fındık gibi ayıklar. Kime ayıklıyorsun be? Şehir maymunu. Yanıyor canım. Aa, yanıyor. Yanıyor. Uy hala bak hayır. Pişireceklerim de. Uy. Gitti çarşı. Alın siz kullanın artık. Tövbe tövbe. Ütü de gitti. Ne yapacağız şimdi? Karanlıklar prensi. Jennifer. Onu bir yazalım bakalım bir kere. Evet. İsim olarak. Sonra mızrak. Selahattin Altınözü tanıyanlar vardır. Heh. Onlardan da konuda yardım. Buyurmuş. Evet. Kangallı. Ya Kangallı. Yani bunun köpeği iyi de atı beni hep yatırıyor. Ama yine yazacağız. Ne yapalım yani? Mehmet abi. Dur ya. Ne bağırıyorsun? Çocuk uyuyor. Pardon ya. Yangın mı çıktı? Neredeyse çıkıyordu. Ütü yandı. Özgür'ü çağırmamız lazım. Önce ben bir ütüyü göreyim. Özgür'ü mü çağırmak lazım yoksa başka bir şey mi yapmak lazım? Ona ben karar veririm. Hadi yürü. Hadi Mehmet abicim ya. Sen anlamazsın. Özgür'ü çağıralım. Ne demek anlamazsın Mehmet abi ya? Aa, en ufak bir şey de hemen Özgür'ü çağıralım. Yani kapının kilidi bozulsa Özgür'ü çağıralım. Ufak tefek şeyleri biz yapamazsak ne güne duruyoruz biz burada? Bak ütü sırsıkla. Yani ütü mü yıkıyor musunuz, ütü mü yapıyorsunuz belli değil. Şuraya bak, gel bakayım. Ha. Ütüde bir şey yok. Nesi var bunun? Hiçbir şeyi yok.
Bunda da yok. Tamam işte. En iyisi Özgür'ü çağırın. Oley! Benim bunu teslim etmem lazım. Aa tabii tabii, sen git. Ben göz kulak olurum dükkana. Bak dükkan diyorum, esnaf fazla yapabiliyorum yani. Hallederim ben. Sen hiç merak etme. İçin rahat olsun. Tüyü bile kullanmayı bilmiyorlar. Islatmışlar. Kaçtı bu Özgür'ün numarası ya. Heh. Alo? Ben Kızlar Yurdu'ndan Mehmet. Özgür? Hayır, Özgür yok. Özgür çıktı, işe gitti. İşe çıktı o, evet. Tabii, hallederiz, ne demek? 10 dakikaya oradayım. 10 dakika hemen geliyorum. Tamam. Yardımı bu kadar işte. Muhteşem kadın dayanışması her zaman bir erkeğin gelişiyle son bulur. Aman boş ver Zeynepciğim. Biz yaparız. Tabii canım. Bunları beklersem geç kalacağım. Ben aşağı inip şunları bilgisayara geçireyim. Bak bir yardım olursa geleyim. Çok sağ ol gönül. Hadi canım. Şunu okuyayım bakayım. Göremiyorum ki bir şey. Hayrola kızlar? Bu ne hal? Yüzünüzü hokkabaza çevirmişsiniz. Aşk olsun Mehmet abi, yakışmamış mı? Olmamış mı? Kötü mü olmuş makyajım? Olmamış mı? Fazla mı olmuş makyajım? Efendim, 102. Bağlıyorum. Sen tamirat için geldin galiba. Evet, Özgür'ün işi çıktı da yerine beni yolladı. Nerede arıza hemen halledelim? Aşağıda, hadi gel yapalım. Aşağıda dedim, aşağıda. Yukarıda değil, burada. Geldin mi ya?
Bozuk olan ütü bu. Ben bu sesi tanıyorum. Evet, bozuk olan ütü bu. Karanlıklar Prensi bu mudur? Ya bu Özgür'ün eline su dökemez. Evet, bunun biraz vücut falan çalışması gerekiyor. Sen kızların kusuruna bakma. Zaten kızlar da odalarına gidiyordu, öyle değil mi kızlar? He? Ama Mehmet abi, bizim ütüye ihtiyacımız var. Yani bu ütüden ne anlar ya? Ne demek ne anlar? Elektrikçi adam. Bırakın da ütüyü tamir etsin. Sen işine bak. Başlıyorum. Başla. Ben çocuk oyuncu. Şimdi hallederim bunu. Biraz yalnız çalışmak için bana biraz yer açarsınız. Bir saniye. Bir de bunun her tarafı ıslak sanıyorum. Bunun ucunda da bir su problemi var. Bakın fışkırtıyor. Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın fışkırtıyor. Bunu şimdi ben halledeceğim. Biraz ince çalışacağım yalnız. Şimdi bir saniye tutar mısınız? Çok teşekkür ederim. Önce bir ölçeceğiz tabii. Kaptaki delikleri kapatmak için. Daha sonra bununla yapıştıracağım hepsini. Bakmazsanız biraz. Bu tamam olmuştu. Şimdi şunu böyle koyayım mı? Tabii. Teşekkür ederim. Bunu takabileceğim bir yer var mı? Süper. Var. Bak şurası. Çünkü elektriğe ihtiyacım var. Gerçi ben sizden de çok güzel elektrik alıyorum ama bir saniye. Bir saniye. İnanmıyorum ya. Ya inanamıyorum ya. Ya inanmıyorum ya. Tebrik ediyorum sizi. Bravo. Neyse Özgür evladım geliyor. Özgür gelince de senin elektrikçi mi soytarı mı olduğunu anlayacağız. Telefonunda pili bitti. Delirttiniz, sonunda delirttiniz. Ne oluyor Zeynep ya, sakin ol. Ne olacak? Lanet olası ödev gitti, burs gitti, her şey gitti ya. Ne oluyor burada? Bu kim ya? Tanıyorum ben bunu. Ne oldu? Koleksiyonu yakından görmeye mi geldin? Elektrikçilikle falan alakası yok bunun Mehmet abi. Fotoğrafçılıkta okuyan zibidinin biri. Tamirci ayağına yurda sızmış besbelli. Ya evet fotoğrafçılıkta okuyorum ama akşamları da tamircilik yapıyorum. Ek iş olarak ekmek parası, böyle konuşmayın lütfen ya. Sen onu benim külahıma anlat. Vallahi ben de Ayşe bugün başladım ya. O yüzden acemiyim yani. Yoksa yaparım ben bunu. Nedir bu? Utanmıyor musun sen ya? Seni cinsiz sapık seni. Ya sen kendini akıllı mı zannediyorsun? Ya İyi misin? İyiyim. İyiyim canım. Mum düştü, karanlık. İyiyim. Geçmiş olsun.
Ben çamaşırhaneye iniyordum. Sorunun kaynağı yine orada sanırım. Sorunun kaynakları da diyebilirsin. Dikkat et. Karanlıkta her düştüğünde seni tutacak birini bulamayabilirsin. Sürekli kızlar şımartıyor bunu ya. Karanlıkta her düştüğünde seni tutacak birini bulamayabilirsin. Ne sanıyorsun sen kendini, kazana mı? Hiç unutmayacağım. Bir şey değil. Bu arada ben şey demek istiyorum. Geçen gün için çok özür dilerim. Kafe için. Ben aslında öyle biri değilim. Yani aslında öyle biriyim tabii ama göründüğüm gibi değilim. İnsanların beni dışarıdan gördüğü gibi biri değilim. Gerçi insanlar beni dışarıdan nasıl görüyorlar tam olarak bilmiyorum ama. Bu arada hep görmek diyorum değil mi? Çok özür dilerim. Demeye çalıştığım şey şu. Umarım sen de beni öyle görmüyorsun. Gene görmek derim değil mi? Çok özür dilerim. Önemli değil, görüyorum. Görüyor musun? Ya farkındayım. İyi geceler. İyi geceler. Bunun için geldin değil mi? Merak etme, kimseye anlatmadım. Hatta şimdi bunu sana geri vereceğim. Ama bir şartla. Kabul. Boncuk'tan uzak duracaksın. Yoksa değil bu yurtta. Koskoca okulda bile seninle konuşacak tek bir kız bulamazsın. Bilmem anlatabildim mi? Ne muradın varsa versin. Bu sefer iki panel birden yanmış. Birinci fazda regülasyon bozukluğu da var. Bir gün etraflıca bakayım. Uy. Hakiki karanlıklar prensi bu mudur? Ya elektrikler kesilince bizim Zeynep'in ödevi de uçup gitmiş bilgisayardan. Ona da bir el atsan sen. Kızın ödevini kurtar da sevaba girersin. Olur. Bakarım. Kurtulacak mı? Bir ümit var mı? Elimden geleni yapıyorum. Bakalım. Ha bu makinelere sinir olurum da. Bu makineler olmasa sen nerede okuyacaksın? Fikir okuyacağız da ne olacak? Elektrik kesildi mi bizim işimiz de bitti. Ben de bittim ya. Olmayacak bu iş. Ay Zeynepciğim kötü düşünme. Olmadı. Kızdan yurdu toplaşın. Ödevi baştan yaparız. Öyle değil mi? Ya, tabii ki. Tabii ki. Oldu.
Allah senden razı olsun. O kadar önemli değil canım. O kadar büyütülecek bir şey yok. Ne demek? Önemli değil ya. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu sefer izin istiyorum. Çekebilir miyim? Peki. Ha buraya geldi. Hep beraber o demin başına kızlarla bir fotoğraf çektiler. Kuş gibi hafifim şu an. Saat sabah karşı 5 ama hiç uykum yok. O kadar mutluyum ki. Ödevimi yetiştirdiğime inanamıyorum. Kızlar sağ olsunlar, ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten garip şey şu teknoloji. İyi mi kötü mü karar veremiyorum bazen. Her şey mahvolacak da az kalsın bu gece. Sonum geldi diye düşündüm. Aslında teknoloji insanları birbirinden uzaklaştırıyor derler ya. Bazen de yakınlaştırıyor mu ne? Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. O kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol etmek bebek işi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Bir sarardık biz onları dolma gibi. İki çalardık onları zurna gibi. Üç sererdik yollara çarşaf gibi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara bomba sardık. Hadi hoppa patlasırdık. Hey gidi.